Merhaba, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz Halkın Ana Haberine. Saat 18. Bugün 3 Nisan Çarşamba. Türkiye gündemi ağırlıklı olarak elbette dünyaya da bakıyoruz her zaman olduğu gibi, ama geride kalan seçim ve bunun sonuçları, etkileri, özellikle Van'da ve Doğu'da yaşananlar, yapılan itirazlar, yurdun dört bir yanından gelen tepkiler, bunlar ilk sırada. Bugün pek çok arkadaşımdan duymuşsunuzdur. 31 Mart yerel seçimini geride bıraktıktan sonra seçim sonuçlarını şöyle soğukkanlı analiz etmek isterken, biraz sakinleşmeyi beklerken sadece 24 saat sürdü maalesef. Şimdi dün de ekrana getirdik, yine Van'a yoğunlaşacağız. Bütün gün gözler Van'daydı. Sadece Van'da değil, orada yaşanan gerginlik başka illere de sirayet etti. Ama bir yandan da İstanbul'u yakından izledik. Neden mi? Açılsın dört penceremiz. Hemen anlatalım neden olduğunu ve gündemde öne çıkan başlıklara bakalım. İkinci İmamoğlu dönemi başladı. Şunu da söyleyebiliriz. Ekrem İmamoğlu bugün 3. mazbatasını aldı. Evet, büyük bir farkla bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ekrem İmamoğlu saat 16'da Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Mazbatasını aldıktan sonra da çok önemli mesajları oldu, göreceğiz. Doğuda kayyum, batıda ise yeniden sayım. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Van'da DEM Parti'nin belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın adaylığının düşürülmesi, mazbatasının verilmemesi, onun yerine ikinci sırada gelen, ki arada büyük bir oy farkı var, AK Parti'nin adayına mazbatanın verilecek olması ortalığı karıştırdı. Gün boyu Van çok gergindi ama Şırnak'a, Batman'a, Diyarbakır'a, diğer illere de sirayet etti dedik. Batı'da ne vardı derseniz, Batı'da da şimdi hem bazı illerde ve ilçelerde ama özellikle İstanbul Gazi Osman Paşa'da da büyük bir gerginlik vardı. Çünkü orada da AK Parti itiraz etti seçim sonucuna ve CHP'lilerle AK Parti partililer epey bir gerildiler. O gerginlik dışarıda taştı, sokağa. Seçim sonrası ilk enflasyon verisi geldi. Mart ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK dedi ki yıllık %68,5 enflasyonda yükseliş devam ediyor. Ama bugün bağımsız kuruluş ELAG'ın da açıkladığı enflasyon verisini takip ettik. Her zamanki gibi makas çok farklı, çok açık ara. ELAG'ın enflasyon verisi %120'nin üstünde. Göreceğiz ayrıntıları. Ve kulüp yangını, ne yazık ki 29 kişi hayatını kaybetti ve sorulara yeni sorular eklendi. Çok çarpıcı, vahim gerçekler de ortaya çıktı. Bu konuya da bakacağız. Ama az önce geride kalan dakikalarda bir sıcak gelişme yaşandı. Ankara'dan bir haber geldi. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde atıl durumdaki araç lastiklerinin bulunduğu bir alanda yangın çıktı ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek iş yerlerine de sıçradı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İşte görüyorsunuz. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı, devam etmekte. Gelişmeleri Halk TV muhabiri Ali Yağız Baltacı ve Furkan Erdem takip ediyor. Olay mahallindeler. Merhaba Ali Yağız. Gökyüzünü simsiyah bir duman kaplamış. Ne oldu? Nasıl çıktı? Nereden başladı yangın ve şu anda son durum ne? Seda Selek, saat 14.50 itibariyle itfaiye mercilerine ulaşan ihbarla yangına ilişkin haber alındı. Yeni mahallede, Hurdacılar Mahallesi'nde şu anda önünde bulunmuş olduğumuz nokta bir geri dönüşüm tesisinin bulunduğu nokta. Ve burada atıl lastikler var, kablolar var, yastıklar var ve bunlar geri dönüşüm tesisinde değerlendiriliyor. Ve daha önce 2022 yılında da burada bir yangın çıkmıştı. Bugün de bu yönde bir yangın olduğu bilgisi bize ulaştıktan sonra bizler de buraya intikal ettik. Ve tabii an itibariyle burada yangının tam anlamıyla kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin seferberliği çalışmaları sürüyor. Hem karadan hem de havadan yangına müdahale ediliyor. Yangının sebebine gelince Seda Selek, bu konuda bazı bilgi kirlilikleri de söz konusu oldu. Çünkü hem itfaiyeye hem de basına aktarılan ilk bilgiler geri dönüşüm tesisinde bulunan atıl lastiklerin yanması neticesinde bu yangının gerçekleştiği noktasındaydı. Ancak önceki bağlantımızda da burada esnafların, burada bulunan, burada çalışan esnafın aktarmış olduğu bilgilerse bu yönde değildi. Esnaf bu konudaki bilgilere tepki gösterdi ve lastik yanmasından kaynaklı değil, burada kaçak bir şekilde çalışan sığınmacıların hurda temin etmek amacıyla yaktıkları kablolardan bu yangının çıktığını ifade ettiler. Bu konuda oldukça ısrarcılar.
yazılar. Bununla birlikte bizler resmi anlamdaki açıklamaları ve verileri dikkate almayı sürdüreceğiz. Bir kez daha vurgulayalım. Ankara'da Hurdacılar Mahallesi'ndeyiz. Saat 14.50 itibariyle başlayan yangın tam olarak kontrol altına alınmış değil ve Ankara'da ekiplerin yoğun bir şekilde yangına müdahaleleri sürüyor Seda Selek. Korkutan bir yangın haberi de bugün Ankara'dan geldi. Ayrıntıları Ali Yaz Baltacı ve Furkan Erdem'den aldık. Teşekkür ediyoruz. Takip edeceğiz. Ama dün ne yazık ki İstanbul Gayrettepe'deki yangın tam anlamıyla bir faciaydı. 29 kişi can verdi. Hatta bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamaların arasında bu konuyla ilgili sözleri de vardı. Şimdi yangına ilişkin tabii bütün gün neler ortaya çıktı onu paylaşacağız. Ama gelin bakalım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 2. Ekrem İmamoğlu döneminin başlangıcına. Şimdi 2019'da Ekrem İmamoğlu 31 Mart yerel seçimini kazandığında belli bir sayıda oy farkı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 18 bin kadar Binali Yıldırım'la yarışmıştı ve Binali Yıldırım'ın önüne geçmişti bu yarışta. Sonra itiraz edildi AK Parti tarafından, oylar yeniden sayıldı ve Haziran ayında tekrarlanan seçimle bu kez aradaki farkı, oy farkını 800 bine çıkarmıştı Ekrem İmamoğlu. İkinci kez mazbatasını o zaman almıştı. İşte üçüncü mazbatasında pazar günü yapılan yerel seçim sonuçlarından sonra aldı. Ne dedi peki? Çok gururluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız dedi. Mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan'da toplanan vatandaşlara hitap eden İmamoğlu seçim sonuçlarını AK Parti'den gelen itirazları, oyalamaları, gecikmeleri eleştirdi. Çünkü İstanbul'un bazı ilçelerinde de o mazbataların yeni sahiplerine verilmesinde yaşanan sorunlar, gecikmeler var. Ama bunun altında yatan nedeni de açıkladı Ekrem İmamoğlu. Tuzla için seslendi örneğin. Van'daki olaylara değindi. Orada Abdullah Zeydan'a yapılan hukuksuzluğu eleştirdi. Sinop'tan İstanbul'a seçim sonuçlarını takip edileceklerini de belirtti. 16 milyon insanımızın mazbatası aslında, bana verilen mazbata ve bunun değeri çok büyük, sorumluluğu çok büyük. Çok mutluyum, çok onurluyum, gururluyum. Elbette sorumluluğumuzun farkındayız. Şu anda arzu etmediğimiz ve kaygılandığımız bir takım hususlar, bir takım çifte standart kararlar alınıyor. Bunları ilgiyle ve titizlikle takip ediyorum. Van'da yaşanan tam bir garabet. Bütün bu hususları hassas ve titiz bir şekilde takip ediyorum. Ve bu konuda demokrasiden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek, onu söyleyeyim. Asla vazgeçmeyecek. Tuzla'da, Beykoz'da süreç uzatıyorlar. Ya bir dünya fark var Tuzla'da. Bir sürü ihbarlar alıyoruz. Tuzla'ya buradan mesaj veriyorum. Derhal arkadaşımın mazbatasını verin. Derhal. Van'dan Hatay'a, Sinop'tan İstanbul'un herhangi bir ilçesine takip edeceğiz. Milletimiz adına adaletin savunucuları olmaya devam edeceğiz kardeşim. Öyle insan aklına başka bir şey gelmiyor. Tabii bu gecikmelerde veri mi siliyorsunuz, belge mi kaçırıyorsunuz, neyi gizlemeye çalışıyorsunuz diye sorulmakta. Ekrem İmamoğlu da buna işaret etti ve Van'da yaşananları da garabet olarak nitelendirdi. Tuzla'dan Gazi Osman Paşa'ya pek çok ilçede itirazlar var dedik. Tabii bazı ilçelerde de oyların yeniden sayılması ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de dikkat çektiği bazı usulsüzlükler var, o ayrı. Ama Gazi Osman Paşa gün boyu çok sıcak. Sıcaktı sayın seyirciler. AK Parti'den gelen itirazlar sonucu neler yaşandı bakalım. AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazı oldu. O itiraza da Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etti. Fakat CHP'nin itirazına daha cevap gelmeden sayım başlatıldı. Gerginlik Gazi Osman Paşa'da sokaklara taştı. AK Partililerle CHP'liler karşı karşıya geldi. Salonda da gerginlik yaşandı elbette. Ama dışarıda ise o gerginlik arbedeye dönüştü. Bunun üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ama Beykoz'da da tatsız şeyler yaşandı. Orada da bir kaos vardı. Gelin bakalım İstanbul'da itirazların yükseldiği, gerilimin sürdüğü o ilçeler neler ve neler yaşandı.
İstanbul Gazi Osman Paşa'da AKP seçim sonucuna itiraz etti. Ancak CHP'de itiraza itiraz etti. CHP'nin başvuru sonucu beklenmeden sayıma geçilmesi salondaki partililer arasında gerginlik yaşanmasına yol açtı. Bina dışında bekleyen partililer arasında da zaman zaman arbedeye varan gerginlikler yaşandı. Gazi Osman Paşa'da CHP adayı Hakan Bahçetepe 879 farkla %40,45 oy oranıyla ilk sıraya yerleşti. Yani Gazi Osman Paşa halkı tercihini CHP adayından yana koydu. AKP'nin adayı Hasan Tahsin Usta ise ikinci sırada kaldı. Ancak AKP itiraz etti. Gazi Osman Paşa Seçim Kurulu itiraz üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP İl Başkanı Özgür Çelik karara tepki gösterdi. İlçe Seçim Kurulu'nun önüne giderek burada bir açıklama yaptı. İkinci Seçim Kurulu'nda red kararı çıkmışken, memur parti temsilcileriyle beraber red kararı vermişken neden karar değişikliğine gitti? Acaba yukarıdan bir siyasi baskı mı var sorusu şu anda zihinlerde. CHP'nin itiraza itirazına ilişkin bir karar çıkmadan oy sayımı başladı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Bu durum oy sayım binasının içinde de arbede yaşanmasına sebep oldu. Sayımda iki partiden 50 kişi görevlendirildi. Gerginlik zaman zaman arttı. Sayım binası önünde toplanan CHP ve AKP'liler kendi seçtikleri adayların isimleriyle slogan attılar. Özgür Çelik sosyal medya hesabından itirazımız sonucu YSK toplantıdayken 3 seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur dedi. Kargaşa nedeniyle valilikten güvenlik önleminin artırılmasını istedi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi. Çelik ayrıca sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız diye açıklama yaptı. İstanbul Beykoz'da CHP adayı Alaaddin Köseler, AKP'nin adayından 1433 oy fazla aldı ve halk tarafından seçilen başkan oldu. Ancak AKP'nin 3 milletvekili ve MHP Beykoz ilçesi yöneticileri sonuçlara itiraz etti. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de Beykoz İlçe Seçim Kurulu önünde nöbet tuttu. Seçilmiş Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler sonuna kadar savunacağız dedi. Mazbata alana kadar buradayız kardeşim. Bravo! AKP ve MHP'nin itirazına rağmen Beykoz Seçim Kurulu geçersiz oyların tekrar sayılması talebini reddetti. Beykoz ikinci kez zafer havası yaşadı. Beykoz halkının teveccühünü seçim kurulu da onayladı ve itirazını reddetti. Biz mazbatamızı almayana kadar buradan tutmuyoruz. CHP'de 6 ilçedeki sayım sonuçlarına itiraz etti. Arnavutköy, Bahçeli Evler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu oyları yeniden sayılsın talebinde bulundu. Bu seçimde de geçmiş seçimde de genelde böyle oldu. Özetle şöyle diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer haklı bir itirazı varsa gerek yok. Hiçbir şey olmamıştır. Ama AK Parti'nin bir itirazı oluyorsa ve bir talepte bulunuyorsa sonuçlara itiraz etmek gibi, oyların yeniden sayılması gibi, o zaman mutlaka bir şey vardır. Ve o tekrar eden sayımdan mutlaka AK Parti lehine bir sonuç çıkmalıdır. Şimdi Gazi Osman Paşa gün boyu çok gergindi dedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin seçimi Hasan Tahsin Usta'nın önünde bitirdiği ilçede AK Partililerin itirazı üzerine yapılan sayımda gerginlik yaşandı. O gerginlik salondan dışarı taştı. AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası ilçe seçim kurulu başkanlığında oyların yeniden sayımı başladı. Bugün saat 11'de ama oy sayımı devam ederken
dışarıda bekleyenler arasında kavga çıktı. AK Partililerle CHP'ler arasında polis hemen müdahale etti. Olaylar büyümeden engellendi. Çevik kuvvet ekipleri de tartışma sonrası kurul önüne gelerek güvenlik önlemlerini artırdı. Oradaki gelişmeleri de Gamze Altunay arkadaşımız takip etti. Şimdi ona döneceğiz. Bu arada hemen diğer ekranda da gazeteci arkadaşımız Metin Yoksu'yu görüyorsunuz. O bize Van'dan seslenecek ama önce bir Gamze'ye dönelim. Bakalım an itibariyle Gazi Osman Paşa'da son durum ne? Sakin mi orası Gamze? İyi yayınlar Seda Selek. Evet, aslında şu anda bir sakinliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Gerekli güvenlik önlemlerinin de alınmasının ardından oy sayımız sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. 11'de başlandı. Toplam 1030 sandıktaki oyların sayılmasına şu anda da halihazırda yeni gelen bilgiyle birlikte 142 sandıktaki oyların sayıldığı ve açıldığı söylendi. Hemen size aynı anda detayları da gösterelim. Sabah yaşanan arbedenin ardından burada durumun nasıl olduğunu görmeniz açısından dediğimiz gibi saat 11 itibariyle oy sayımı başladı. Burada Gazi Osman Paşa Spor Kompleksi'nin önünde tam da karşısına alındı. İki partiden gelen üyeler arbedenin bir daha yaşanmaması adına ve polis spor kompleksinin önünde geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Şu an halen de bekleyişlerini sürdürüyorlar. Çünkü dediğimiz gibi 1030 sandıkta oy kullandı. 353 bini aşkın seçmen ve bu seçmenlerin kullandığı oylar tekrar sayılıyor. Tabii 31 Mart'ta İl ilçe, belde ve köylerde yöneticilerini seçmek için tüm Türkiye'de vatandaşlar gitti sandığa. Türkiye'nin pek çok yerinde de itiraz sesleri yükseldi. İstanbul'daki 4 ilçede de bu ses yükseldi. Gazi Osman Paşa, Beykoz, Arnavutköy ve Ümraniye'de. Gazi Osman Paşa'da bu sayım şu anda tekrar yapılıyor. 1030 sandıkta 142'si sayıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de zaman zaman açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden seçmenlere, CHP parti üyelerine seslendi. Şu açıklamaları yaptı. Sayılan sandıkları güncelledi sürekli ve CHP adayına 8+ oy çıktığını söyledi. Tabii az önce detayları aslında haberde de dinlediniz ama biz de tekrar edelim. Hakan Bahçetepe %40,45 ile aslında önde götürdü. %100'ünün sayıldığını düşünüldüğünde aslında iki ajansında sonuçlarına göre ve Hasan Tahsin Usta da %40,12'sini almıştı oyların ve arada da 879 fark vardı. Aslında bu farkta da bir artış olduğunu söylüyorlar. Şu an için içeriden gelen bilgilere göre bunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi gün boyu sürüyordu. Saat 11 itibariyle başladı. Yaşanan arbedenin ardından biraz aksaklıklarla devam etti. Ancak iki partiden de gelen 50 üye, partinin sorumlu bir olarak getirdiği üyeler şu anda içeride sayıma devam ediyor. 142 sandık açıldı. Geriye daha fazlası var aslında. Gece sabaha kadar sürebileceği şu an için öngörülüyor. Biz de buradan çıkacak sonucu, tekrardan sayılan oyların nasıl sonuçlanacağını ekranlara taşıyabilmek için nöbetimizi burada sürdürüyor olacağız diyelim. Peki Gamze Altunay, teşekkür ediyoruz. Bu arada Gazi Osman Paşa'daki sayımla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir bilgi geldi. Deniliyor ki yeniden açılan sandık sayısı 142, gelen toplam oy sayısı 6. Yani 1041 artı 6 gelen tüm oylar lehimizedir. Son gelen açıklama böyle. Peki ya Van? Van'da neler olup bitiyor? Bütün gün Van çok gergindi. Tansiyon çok çok yüksekti. Ne oldu? Büyük bir oy farkıyla DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan seçimi kazandı. Ama daha sonra mazbatası alındı ve AK Parti'nin adayına verildi. Şimdi arka planını anlatacağız hukuki süreçte ne olup ne bittiğini. Ama kentte DEM Partililer iki gündür bu duruma tepki gösteriyor. Binlerce kişi sokakta. DEM Parti'de bütün yetkilileriyle orada canlı yayınlar yapıldı, açıklamalar geldi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oradaydı. DEM Parti eş başkanları ve tüm yetkilileri oradaydı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve Cumhuriyet Halk Partisi heyeti. Günü bir özetleyelim önce. Gün boyu bütün bu yaşananları takip eden ve bizimle paylaşan bir isim vardı. Gazeteci Metin Yoksu. Şimdi yeniden ona döneceğiz ve bakalım onun DEM Parti önünde olduğunu görüyorum. Acaba nedir son durum? Gerginlik aynı boyutta devam ediyor mu? Yeni bir bilgi var mı? Yeni bir açıklama var mı? Sevgili Metin Yoksu.
Seda, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Gün boyunca senin de söylediğin gibi gergin anlar vardı kent genelinde. Kentin her tarafında gaz kokusu halen devam ediyor diyebiliriz. Çünkü gün boyunca mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmemesine ilişkin ciddi anlamda tepkiler vardı. DEM Parti eş başkanları buradaydı, Leyla Zana buradaydı, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri buradaydı ve beraberinde Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş buradaydı ve birçok STK'nın da temsilcisi buradaydı ve mesajlarını ilettiler. Önce basın açıklaması yapılmak istendi. Saat 12'de yapılacaktı fakat polis dün gece valinin ilan ettiği 15 günlük eylem ve etkinlik yasağını gerekçe göstererek ilk başta izin vermedi. Daha sonraki yapılan müzakerelerin ardından Fakih Teyran Parkı'na doğru heyet yürümeye başladı ve orada on binlerce kişinin katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Mesajlar iletildi. Kısaca özetle aslında net bir mesaj vardı. Bütün herkesin, tüm partilerin ortak bir mesajı vardı. O ortak mesaj da halk iradesine saygı duyulması noktasında bir mesaj iletildi. Dün bütün milletvekillerinin ayrı ayrı yaptıkları konuşmaların özeti bu şekildeydi diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ve diğer milletvekilleri oradayken özellikle verdikleri mesajların ardından özellikle halktan yana şöyle bir slogan atıldı. Dikkat çeken bir slogandı. Faşizme karşı omuz omuza tarzında bir slogan atıldığını iletebilirim. Bunun dışında basın açıklamaları, yani bütün açıklamalar bittikten sonra artık kitle dağılmaya başlıyordu ve tam da bu sırada tomalardan tazyikli su ve gaz fişekleriyle on binlerce insanın olduğu noktaya bir müdahale yapıldı ve herkes ara sokaklara kaçmak zorunda kaldı. Bu kaçış esnasında biz gazeteciler de bundan etkilendik ama aynı zamanda birçok kişi yaralanan oldu, fenalaşanlar olduğunu da iletebilirim. Bunun yanında ise dünden beri ben özellikle şunu basın örgütlerine şu mesajı veriyordum. Kent, yani Van sokakları şu an güvende değil gazeteciler için. Özellikle var olan hak ihlallerini belgeleyen gazeteciler için de haber alma hakkı önünde ciddi engeller olduğunu dile getirmiştim ve keza bugün de bir gazeteci meslektaşımızın da gözaltına alındığını iletebilirim. Medine Mehmetoğlu şu anda gözaltında ve Twitter hesabından da gözaltında olduğunu duyurmuştu. Yeni bir bilgi evet var. Hemen sizlerle onları paylaşmaya çalışayım. Bir yandan mazbatanın AK Parti'ye verilmesine yönelik tepkiler devam ederken şöyle bir İpek Yolu ilçesinde AK Parti adayı İsa Berge'nin de mazbatayı kendisine istediğini ortaya çıkan bir belge yayınlandı. YSK'ya, İl Seçim Kurulu'na böyle bir başvurusu var. Tekrar etmek gerekirse AK Parti adayı İsa Berge mazbatanın kendisine verilmesini talep ediyor. Bir yandan da ilginç bir seçim sonuçları %58 İpek Yolu'nda, AK Parti adayının ise %24. Seçimden önce de ben kaybedeceğim, seçime girmem, kazanmasam da belediye başkanı olacağım tarzı bir açıklaması olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bunun dışında ise daha ilginç olanı, yeni bir bilgi, buradaki yerel basının teyitli bir bilgisi, evrak da paylaşmış. Serhat Nefis'te geçen bir haber vardı, biz de teyit ettik haberi. Haber şöyle: hangi ilçe? Saray ilçesinde CHP ilçe örgütü DEM Parti'nin mazbatasının kendi adaylarına verilmesi noktasında seçim kuruluna, ilçe seçim kuruluna bir dilekçe verdiğini de iletebilirim. Aldığımız son bilgiler bu yöndedir. Bir de şu anda DEM Parti Van İl Örgütü önündeyim. Şu anda binası önündeyim. Akşam saat iftardan sonra 20.30'da Hilton Otel'de bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Eş başkanlar bugün kentte yaşanan gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı gerçekleşecek. Gazetecilerle bir araya gelecek. Hem kentte özellikle kaç gözaltı olduğu, kaç yaralı olduğu net olarak bilinmedi. Ama birçok kamera görüntüsünde, cep telefonlarıyla yurttaşların çektiği görüntülerde şiddet vakaları olduğunu söyleyebiliriz. Van'da son durum bu şekildedir Seda. Metin Yoksu, teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi son derece endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Bu muydu seçmen iradesine saygı? Bu muydu seçim muhasebesi? Sormaya devam edelim. Dün de sorduk bu soruları. Her şeyi göze almaya hazır mısınız? Bu gerginliğin bu kadarla sınırlı kalmamasına, sadece Van özelinde sınırlı kalmamasına, ki diğer illere de sıçradığını bu gerilimin söyleyelim. Başka yerlerde itirazlar yaparken
Yine başka yerlerde de hukuku hiçe sayarken bunun, bu yangının bütün Türkiye'yi sarmasına razı mısınız? Demokrasiyi önceleyen, adaletin yanında duran hiç kimsenin kabul edeceği şeyler değil bunlar, olamaz. Bir seçim konuşması yapıldı. Evet, bir hezimet vardı. Çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasiye saygıdan, seçim sonuçlarına saygılı olmaktan bahsetti. Seçmenin kendilerine çok ciddi bir mesaj verdiğini söyledi ve bu mesajın muhasebesini yapacağız, öz eleştiri yapacağız dedi. Bu açıklamayla hiç bağdaşmayan gelişmeler takip etti arkasından. Şimdi endişeyle izliyoruz. Birazdan diğer illerde neler yaşandı ona da bakarız. Ben bugün ceza hukukçusu Sayın Adem Sözüer'i de izledim, dinledim. Bazı açıklamalar yaptı. Adem Hoca diyor ki, bir hukukçu olarak ortada kesinleşmiş bir hüküm var. Bakın, tekrar edelim, memnu hakların iadesinden bahsediyoruz. Daha önce yasaklıydı. O yasaklı haklar mahkeme kararıyla Abdullah Zeydan'a geri verildi. Ve sonra da denildi ki evet, bu seçim yarışına girebilirsin. Başvurusu alındı. Hiçbir itiraz yapılmadı. Seçim kampanyasını yürüttü. Seçime girdi. Seçilmesinin önünde hiçbir engel yokken tam da pazar günü yapılan seçimden 2 gün önce mesai saatinin bitimine 5 dakika kala bulup ortaya çıkarılan bir gerekçe şimdi Abdullah Zeydan'ın belediye başkanlığının elinden alınmasına sebep oldu. Peki bir gerekçe olabilir mi bu Adem Sözüer'e göre? Hayır, çünkü mahkeme kesinleşmiş bir hüküm vermiştir ve bunun başka bir örneği yoktur. Böyle bir içtihat yoktur, olamaz da dedi. Şimdi aynı mahkeme daha önce verdiği bir kararı, kesinleşmiş hükmü bozup Abdullah Zeydan hakkında bu yarışa girmesine, belediye başkanı seçilmesine hakkı yoktur diyemez dedi. Bazen olağanüstü itiraz durumları oluyor ama bunu da en iyi Adalet Bakanlığı bilir. Bunun da yolu bellidir dedi Adem Sözüer. Peki Yüksek Seçim Kurulu ne yapacak şimdi? Tabii o da soruldu. Burada YSK'nın vereceği karar önemli. Önünde tek bir seçenek var. Başka bir yol yok. O da nedir? Abdullah Zeydan seçilmiştir. Belediye başkanı olarak mazbatasını alması ve görevine başlaması. Peki, şimdi ben özetlemeye çalıştım da biraz daha detaya inelim. Biraz daha geriye gidelim, adım adım gidelim. Nedir bu Abdullah Zeydan meselesi? Arkasında nasıl bir hukuki süreç yatıyor ve Adalet Bakanlığı, mahkeme neyi iddia ediyor? Bir yargı kararından bahsetmiştik sayın seyirciler. Hukuken Zeydan meselesi nedir? Ne oldu? İşte iddialar, işte savunmalar. Bu konu tabii il seçim kurulunun takdirinde olan bir konu. Yani yasal bir, yasal mevzuatla ilgili bir konu. Memnu hakların iadesi konusunda bu gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle il seçim kurulu böyle bir karar almış. Dolayısıyla bu siyasi alanın müdahale ettiği, hükümet alanının müdahale edebileceği bir alan değil. AKP sözcüsü Ömer Çelik, hükümet alanının müdahale edeceği bir konu değil dedi ama müdahale eden Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Sicil Genel Müdürlüğü'ydü. Seçime 2 gün kala Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı hatırlandı. Adli Sicil Genel Müdürlüğü benim arşiv kaydıma da işledi ve memnu haklarımı geri verdi. Yani sabıka kaydım kaldırıldı ortadan. Abdullah Zeydan kendisine tuzak kurulduğunu, hukuksuzluk yapıldığını söylüyor. Zeydan, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına faaliyet yürütme gibi suçlamalarla yargılandı. Kiminde beraat etti, kiminde ceza aldı. O ceza ile birlikte seçilme hakkına da yasak geldi. 6 yıl Silivri cezaevinde Selahattin Demirtaş'la yattı. İnfaz bitti, cezaevinden çıktı. Memnu, yani yasaklanmış haklarının iadesini istedi. Adli sicil kaydımı ve bu mahkeme kararının kesinleşme şerhini Yüksek Seçim Kurulu'na vererek adaylık başvurusu yaptım. Cezayı veren Diyarbakır'daki Ağır Ceza Mahkemesi Zeydan'ı haklı buldu. Seçilme hakkını iade etti. Kararı geçen yıl 4 Nisan'da verdi. Abdullah Zeydan da seçilme hakkının önünde engel kalmadığı için aday oldu. Yüksek Seçim Kurulu'ndan hiçbir itiraz gelmedi. Seçilme yeterliliğim önünde bir engelin olmadığını ve kesinleşen sedir de benim adımı aday olarak duyurdu. Ve buna bir itiraz da gelişmedi.
Zeyran seçim çalışması yürüttü. Cuma akşamı saat 16.55'te, yani mesainin bitimine 5 dakika kala, Diyarbakır Başsavcılığı yasağı kaldıran Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Talep şuydu: yasağın kaldırılmasına ilişkin karar bize bir yıl önce gönderilmiş ama biz bu kararı elektronik ortamda açmamışız. Hukuken görüldü işlemi yapılmamış. Dolayısıyla seçilme yasağı sürüyor. Cezayı veren de yasağı kaldıran da aynı mahkeme. O mahkeme bu kez yanlış karar verdiğine hükmetti. Zeydan'ı yeniden yasaklı hale getirdi. Yasağı kaldıran kararımızı savcılığın açması gerekirdi. Açmadığı için yasak kalkmış sayılmaz. Abdullah Zeydan cezasını çekti ama seçilme hakkının iade edilmesi için 3 yıl geçmesi gerekirdi. 3 yıl geçmemiş ve biz bunu atlamışız. Kararın sonuna da şunu yazdı heyet: aldığımız bu karara temiz yolu açıktır. Cumhuriyet tarihinde bu bir ilktir. İlk kez bir mahkeme temiz kanun yoluna tabi bir kararını bizzat bir savcılığın başvurusu üzerine kaldırıyor. Ama temiz kanun yoluna tabi bir karar Yargıtay dışında asla ve asla bozulamaz. Usul kuralları, usul hükümlerinde böyle bir şey yoktur. Kararın kendisinde de kararın temize tabi olduğu yazılıdır. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapması gereken şey şudur: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının o talebini bir temyiz dilekçesi olarak ele alır ve dosyayı Yargıtay'a gönderir. Zeyran, kendisini yeniden yasaklı hale getiren kararı temiz etmeden, Yargıtay'a götüremeden yasaklı hale geldi. Yargıtay'a gitse belki yıllarca sürecek bir karar aynı gün yerine getirildi. Gazi Osman Paşa'daki sayımla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten yeni bir bilgi geldi. Sosyal medya hesabında paylaştı. Gazi Osman Paşa'da sayılan sandık sayısı 150 oldu. Hakan Bahçetepe Başkanımız 3 oy artışta. Seçim sonucunun değişmeyeceği aşikar. Hakan Bahçetepe Gazi Osman Paşa belediye başkanıdır diyor. Bir bilgi güncellemesi yapıyor Özgür Çelik. Şimdi geçelim bütün bu yaşananlara gelen tepkilere. Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz. DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınmasına tepkiler geldi gün boyu. Cumhuriyet Halk Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları yaşananların hukuksuzluk olduğunu söyledi. Van halkının iradesi hiçe sayılıyor, ortak paydasında buluştular. Hüdapar'dan gelen açıklama da dikkat çekti. Parti sözcüsü kazanan adaya mazbata verilmemesi gasptır dedi. Hak gaspıdır dedi. Daha önce kayyumlar aracılığıyla yapılan bu darbe şimdi yargı eliyle, mevcut yasalar eliyle yapılmaya çalışılıyor. Van halkı büyük bir özveriyle, büyük bir çabayla birlikte başta Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere Van'da Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir oyla 14 yerleşim yerinin tamamını almıştır. Belli ki bu birilerini rahatsız etti, rahatsız ediyor. Şimdi Adalet Bakanlığı eliyle birlikte bu halkın iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Siz de yakinen takip ediyorsunuz. Bu bir siyasi darbedir. Buna son verilmesi gerekiyor. Bu devran döndüğü zaman tek tek halka hesap vereceklerdir. Buradan son kez çağrımızı ineliyoruz. İtirazımızın YSK tarafından hukuka bağlı bir biçimde değerlendirilmesini talep ediyoruz. DEM Partili Abdullah Zeydan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na %55 oyla seçildi, ancak Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine Zeydan'ın seçilme hakkı elinden alınarak mazbata onun yerine 130 bin oy farkla ikinci olan AKP'li Abdullah Arvas'a verildi. Bu süreci yani tam bir kumpas, tam bir tuzak, tam bir halkın iradesine dolaylı yönde bir darbe yapma pozisyonunda. Yani 250 bin oy aldık biz burada. Şimdi bu 250 bin yurttaşın iradesini, onurunu korumak bizim boynumuzun borcudur. Karara ilk tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, bu karar Van halkının iradesini içe saymak ve ona pusu kurmaktır sözleriyle gelmişti. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesaplarından Van halkının kararı gasp edilemez diyerek tepki gösterdi.
Terör örgütü PKK silah zoruyla bir KCK kayyumu atıyor. PKK'nın kayyumundan kurtulsanız bu sefer vesayet rejiminin kayyumu geliyor. Her ikisi de vatandaşımızın özgür iradesine inanmıyor. Milli iradeye tahammül edemiyor. Asıl olan milletin iradesidir. Vatandaşın oy tercihine herkes saygı duymalı. Hukukun üstünlüğü de sağlanmalıdır. Van halkının kararı gasp edilmemelidir. Van'da mazbatanın halkın oylarıyla seçilen adaya değil, ikinci sıradaki adaya verilme kararı kabul edilemez. Bu hukuksuzluğu kınıyorum. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz da sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Seçmenin iradesini yok sayarak seçim değildi bunu ihale gibi değerlendirip ikinci teklif sahibi gibi ikinci en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gaspıdır. Van ilimizde seçimler yenilenmelidir. Partiler seçime girme yeterliliği olan adaylarıyla yeniden yarışmalıdır. Adliye ve seçim kurulunun hataları seçmenin iradesini ortadan kaldırmak için gerekçe olamaz. Dikkat çeken çıkışsa genel seçimlerde AKP listelerinden seçime girerek Batman milletvekili seçilen ve yerel seçimlerde birkaç il dışında Cumhur İttifakı'nı destekleyen Hüdapar'ın sözcüsü Serkan Ramanlı'dan geldi. Van Büyükşehir Belediye seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi halk iradesinin gasp edilmesidir. Aday olma niteliği yoktuysa YSK neden adaylığını kesinleştirdi? Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk yapmak siyasetin düşebileceği en dip çukurdur. Tabii biz ana haber bültenimize başlarken gerilimlerin olduğu, itirazların yükseldiği, sokaklara taşan protestoların yaşandığı illere baktık. Seçim sonucu itirazlarına başta Van olmak üzere. Ama bunun dışında pek çok yerde mazbatalar alındı. Şimdi sorunsuz yerlere bakalım. Bazı iller gerçekten dikkat çekici ve gurur verici Cumhuriyet Halk Partisi için. Kıyaslamalar yaparken yıllar sonra yeniden kazanılan belediyelere bakarken bazen 1950'yi baz alıyoruz. Yani çok partili hayata geçtikten sonra yapılan ilk seçimi bazen de 1970'leri yani 73'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olarak çıktığı o döneme bakıyoruz. Onunla karşılaştırıyoruz. Mesela bakın Balıkesir, Ahmet Akın Balıkesir'in belediye başkanı seçildi. Balıkesir tam 47 yıl sonra, özür diliyorum, 74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bir başka belediye Amasya Belediyesi 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ve Afyon Burcu Köksal'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti tam 74 yıl sonra. Gelin şimdi de sorunsuz el değiştiren belediyelere, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanılan belediye başkanlıklarına alınan mazbatalara bir bakalım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 31 Mart'taki seçimlerin ardından tam 74 yıl sonra CHP'ye geçti. Böylece Ahmet Akın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Balıkesir Öğretmen Evi'nde düzenlenen törende mazbatasını alan Akın görevine başladı. Yerel seçimlerdeki en sürpriz sonuçlardan biri de Adıyaman oldu. AK Parti iktidara geldiği 2002'den beri Adıyaman'daki tüm seçimleri kazanmıştı. Ancak dengeler değişti. Adıyaman 47 yıl sonra CHP'ye geçti. Belediye başkanı olan Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı. Kırmızıya boyanan illerden biri de Amasya. Yarışa Turgay Sevindi ile giren CHP, Amasya Belediye Başkanlığı'nı 47 yıl sonra kazandı. Turgay Sevindi Adalet Sarayı'nda mazbatasını aldı. Amasya Belediyesi'ndeki törenle de MHP'li eski başkan Bayram Çelik'ten görevini devraldı. AK Parti'den CHP'ye geçen bir başka belediye de Afyonkarahisar Belediyesi. Tam 74 yıl sonra belediye başkanı olan Burcu Köksal mazbatasını aldı. Sosyal medyada sevincini paylaşan Köksal, 74 yıllık hasret sona erdi dedi. Süper vali olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP çatısı altında yarışa girerek Tokat Belediye Başkanı oldu. Yazıcıoğlu mazbatasını aldı. Belediye binasında da AK Partili Eyüp Eroğlu'dan görevini devraldı. Büyük Birlik Partisi'nin de bu yerel seçimde tek kazandığı il Sivas oldu. Sivas Belediye Başkanı olan Adem Uzun mazbatasını aldı. 2019 seçimlerinde MHP'li olan Bartın Belediyesi şimdiki seçimlerle CHP'ye geçti ve belediye başkanı Rıza Yalçınkaya oldu. Mazbatasını alan Yalçınkaya görevine başladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Partili Belediye Başkanı Ahmet Türk, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Sami Er ve Rize Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Rahmi Metin, Batman Belediyesi'nin DEM Partili Başkanı Gülistan Sönük, Şırnak Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Mehmet Yarka, Yalova Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mehmet Gürel mazbatalarını alan diğer isimlerden. Şimdi dikkatli izleyicilerimiz hemen yazacak. Onlar yazmadan ben söyleyeyim. Her zamanki gibi bir matematik hatası yaptım. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllar sonra geçen belediyelerden bahsediyordum. Kimi 74 yıl sonra, kimi 47 yıl sonra 73 genel seçimi dedim. 77 olacaktı tabii. 77 yılından itibaren saymaya başlarsak 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyeler var. Peki bu düzeltmeyi yapayım ve gündemden başka bir başlıkla devam edelim. Fenerbahçe olan Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi dün. Süper Lig'den çekilme kararı da dahil olmak üzere pek çok şey değerlendirildi, oylandı. Bu opsiyon, yani Süper Lig'den çekilme opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırıldı. Oylama sonucunda Süper Kupa maçına çıkıp çıkmama ve Türkiye Kupası'na katılım kararlarıyla ilgili yönetim kuruluna tam yetki verildi. Savaş! Fenerbahçe'de yönetime tam yetki verildi. 4 maddelik önerge oy birliğiyle kabul edildi. Ligden çekilme hamlesi 3 ay boyunca rafa kaldırıldı. Süper Kupa maçına çıkmama veya U19 takımıyla çıkma, Türkiye Kupası'na katılım kararları ve yurt dışı yapılanması gibi hususlar top artık yönetimde. Futbol faaliyetlerini askıya almayı şu an hiç ama hiç değerlendirmiyoruz. İki sebeple değerlendirmiyoruz. Bunun için hazırlıklı olmamız gerek. Ligden çekilme olarak ifade edildi. Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurulumuza kadar masadan kaldırıyoruz. Olayla Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra alındı karar. Fenerbahçe'den ligden çekilme hamlesi geldi. 2 Nisan günü işaret edildi. O gün geldi. Fenerbahçe olağanüstü kongre toplantısı yapıldı. Gerekli çoğunluk olan 22.588'in üzerinde sarı lacivertli üye katılım sağladı. Ligden çekilmek gibi bir şey beklemiyorum ama Süper Kupa'yı oynamayacağız. İnşallah oynamayalım. Kupa onların olsun. Gördüğünüz gibi biz kupadan daha çok büyüğüz. Adaletsizlikle ne? Ben kendime çekmekten yanayım yani. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkes görecek. Herkes ayağına denk alacak. Ali Koç taraftara Süper Kupa finali için bilet almakta aceleci olmaması gerektiğini söyledi. Urfa'ya seyahat planı yapmayın. Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olayla Trabzonspor maçına ilişkin de konuştu. Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. Görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlerinden devletimiz hesap soracak mıdır? İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapıp yapmayacak mı? Takipçisi olacağız. Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Hiçbir üst taranması yapılmamıştır. Erden Timur'a da yanıt verdi. Fenerbahçe seni de not etti. Sen 3-5 gün camianda popüler olabilirsin bu söylediklerimden dolayı. Ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince. Ali Koç'a cevap Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'tendi. Acilen buradan Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duydum ben. Evet.
Sevgili izleyiciler, bir sıcak açıklama, herhalde günün en sıcak açıklaması az önce geldi. Hemen paylaşalım. DEM Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Bakın, az önce geldi bu açıklama DEM Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisinden Mehmet Rüştü Tiryaki. Tekrar etmekte fayda var. Diyor ki, Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi. Evet, bu çok önemli bir haber. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan büyük bir fark atarak, rakibine 3 misli fark atarak Van Belediye Başkanı seçildi. Fakat daha sonra hayır olamaz dendi ve mazbatasının alınıp AK Partili adaya verilmesi kararı alındı. Ondan sonra da zaten tepkiler yükseldi. Van'da birçok insan bu durumu protesto etmek için sokaklara indi. Adeta binlerce kişi. Bugün DEM Parti tüm yetkilileriyle, kurullarıyla oradaydı. Hatta MK'yı da orada yapma kararı almıştı. Gün boyu yakından takip ettik DEM Parti eş başkanları başta olmak üzere oradan yapılan açıklamaları. Sadece DEM Parti değil, Cumhuriyet Halk Partisi de bu olaya tepkisini ortaya koymak ve DEM Parti ile dayanışmayı, seçmen iradesine sahip çıktığını göstermek için bir heyetle birlikte oradaydı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da oradaydı. Polisin müdahalesi olduğu o eylemlere, o protestolara olaylar epey bir büyüdü. Hatta başka illere de sıçradı. İşte Hakkari'de, Batman'da, Diyarbakır'da, pek çok yerde, İstanbul'da da avukatlar ses yükselttiler Çağlayan Adliyesi'nden. Bu hukuksuzluğa karşı kısacası Türkiye genelinde eylemler, protestolar vardı ve hepsinde de polisin müdahalesi vardı. Olaylar bu noktaya kadar geldi ve nihayet az önce bu karardan geri adım atıldı. DEM Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti dedi. Zaten DEM Parti ne demişti bu karardan sonra? Biz itiraz edeceğiz, hukuki süreç başlatacağız. İşte DEM Parti'nin o itirazı kabul edildi ve Abdullah Zeydan'ın belediye başkanı olamayacağı, mazbatanın ona verilemeyeceği yönündeki karardan geri adım atıldı. Mazbata Abdullah Zeydan'a veriliyor. Verildi diyelim hatta. Evet, Van'da mazbata DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'a verildi. Sayın seyirciler, 31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Abdullah Zeydan çok büyük bir seçmen kitlesinin oyunu alarak, rakibine 3 kat fark atarak belediye başkanı seçildi. Fakat bundan yaklaşık 24 saat sonra öğrendik ki pazar günü yapılan yerel seçimden 2 gün önce cuma günü mesai saatinin bitimine 5 dakika kala Abdullah Zeydan'ın adaylığına itiraz edilmiş. Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye bir yazılı itiraz, yazılı emir gönderiliyor. Yüksek Seçim Kurulu mazbatasını iptal edip AK Parti'nin adayına versin kararı çıkıyor. Yüksek Seçim Kurulu takip edildi gün boyu. Van'da DEM Parti ve oradan yükselen ses takip edildi. Sokaklar zaten gün boyu, şu anda ekrana geldiği gibiydi, epey karışıktı. Tabii DEM Parti de bu karara itiraz etti ve az önce de sevgili izleyiciler bir açıklama geldi. DEM Parti'nin temsilcisinden, Tiryaki'den, Mehmet Rüştü Tiryaki açıklamasını bir dinleyelim, bakalım ne dedi Yüksek Seçim Kurulu önünde. Onlar dünden beri ayakta, Van'da, Hakkari'de, Mardin'de, Batman'da, Diyarbakır'da, ülkenin dört bir yanında bu karara itirazlarını dile getirdiler. Bizler de dün Yüksek Seçim Kurulu'na resmi olarak başvurumuzu yaptık. Bu karara itiraz ettik. Yüksek Seçim Kurulu bugün bir toplantı yaptı ve bu itirazımızı görüştü. Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti ve Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Efendim, kararı ilişkin şu anda bundan sonraki süreçte mazbata Abdullah Zeydan'da olacak.
karar kesinleşti diyebilirim. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir merciye itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabi değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için Abdullah Zeydan'a Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararından sonra mazbata verilecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ilginiz için, emekleriniz için. İyi akşamlar diliyorum. Evet, bu son dakika gelişmesinden sonra peş peşe açıklamalar geliyor. Tuncer Bakırhan X hesabından paylaştı. DEM Parti eş genel başkanı olması gereken oldu ve Van halkının iradesi hayat buldu. Hayırlı olsun. Tekrar edelim, olması gereken oldu ve Van halkının iradesi hayat buldu. Hayırlı olsun diyor. Fotoğraflarla birlikte paylaşıyor. Fotoğraflar neden önemli? Burada büyük bir kalabalık görüyorsunuz. Hakikaten de DEM Parti ile başta seçmeni olmak üzere dayanışmak için orada bulunan avukatlar, sivil toplum kuruluşları, diğer muhalefet partileri temsilcileri ve seçmeni öyle bir güç, öyle bir birlik oluşturdular ki, öyle bir mücadele kararlılığı ortaya koydular ki gün boyu yaşananlardan sonra yapılan hukuksuzluktan geri adım atıldı. Sayın seyirciler, Abdullah Zeydan çok önce 6 yıl Silivri cezaevinde yatmış. İnfazı bitmiş ve cezaevinden çıkmıştı. Daha sonra da memnu haklarının iadesini almıştı. Nereden aldı? Mahkeme tarafından aldı. Evet, yani yasaklanmış hakları kendisine iade edildi. Bu da ne demektir? Seçilme hakkına sahipsin. Seçim yarışına girebilirsin. Nitekim Abdullah Zeydan da adaylık başvurusunu yaptı, kabul edildi. Hiçbir beis görülmedi, hiçbir itiraz olmadı. Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının önünde hiçbir engel olmadığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından da seçimden önce ilan edilmiş oldu bu haliyle. Dolayısıyla seçim çalışması yaptı, kampanyasını yürüttü ama Cuma akşamı, seçimden önceki Cuma akşamı 16.55'te mesai saati bitimine 5 dakika kala Diyarbakır Savcılığı yasağı kaldıran Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Yasağı kaldıran da Ağır Ceza Mahkemesi ve tekrar bu başvuruyu değerlendiren de, yani daha önce verdiği kesinleşmiş hükmü kaldırması istenen de aynı mahkeme. Talep neydi? Yasağın kaldırılmasına ilişkin karar bize bir yıl önce gönderilmiş ama biz bu kararı elektronik ortamda açmamışız. Hukuken görüldü, işlemi yapılmamış. Dolayısıyla seçim yasağı sürüyor. Bakın, bu ortaya sürülen gerekçe buydu. Cezayı veren de yasağı kaldıran da aynı mahkeme. O mahkeme bu kez yanlış karar verdiğine hükmediyor ve Abdullah Zeydan'ı yeniden yasaklı hale getiriyor. Yüksek Seçim Kurulu da dedi ki, çıktı, bu durumda biz de seçilmiş belediye başkanı olan Abdullah Zeydan'dan mazbatayı alıyoruz, AK Parti'nin adayına veriyoruz. İşte olaylar böyle gelişti ve gün boyu protestolarla, itirazlarla devam etti. Sonuçta da geri adım atıldı. Van'da mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek. Bu sıcak gelişmeyle biz de bir virgül koyalım. Kısa bir ara, birazdan yeniden karşınızda olacağız. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Akbank tam da bu sebeple sürdürülebilir yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. My entrance. My living room. My kitchen. My bathroom. My games room.
My library. My palazzo. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güvenen sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Halk TV'de. Van'da kayyum krizi sonrası neler yaşanıyor? İktidar ve yargı sürecin neresinde? Kürt seçmen sandıkta ne mesaj verdi? Sonuçlar beklentileri karşıladı mı? Barış Terkoğlu, Seyhan Avşar ve Bahadır Özgür sözüm var da soruyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yanıtlıyor. Sözüm var, bugün 21'de Halk TV'de. İlk röportaj Halk TV'ye. Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsak şaşırmam. Dedi ve 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe belediyesini aldı. Ankara, İstanbul ve daha pek çok büyük şehirde rekor oy artışı. Bu seçim gelecekte kazanacağımız çok daha büyük zaferlerin bir ilk adımıdır. Büyük bir birlikteliği kuran Türkiye ittifakı kazanmıştır. Hak arayanlar ve yok sayılanlar kazanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti. Çağrımızla her geçen gün daha kalabalıklaşarak miting meydanlarına koşan emekliler kazanmıştır. 31 Mart tarihi yerel seçimlerinin ardından ilk röportajını Halk TV'ye veriyor.
bunu en çok da %80'e varan desteğiyle kendi hakkı kadar diğerinin hakkını savunmayı bilen gençler kazanmış. Özgür Özel, Demokrasi Meydanı'nda. İsmail Küçükkaya soracak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıtlayacak. İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah, yarın 8'de Halk TV'de. Yeniden merhaba. Saat 19 Halk Ana Haber devam ediyor. Hem de çok sıcak gelişmelerle görüyorsunuz son dakikayı. Az önce paylaştık. Yüksek Seçim Kurulu Van kararını verdi ve mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek. Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak artık Abdullah Zeydan diyebiliriz. Bu ismi söyleyebiliriz. Zaten seçilmişti hem de büyük bir oy farkıyla. Şimdi sevgili izleyiciler, Mehmet Rüştü Tiryaki DEM Parti YSK temsilcisi kısa bir açıklama yaptı Yüksek Seçim Kurulu önünden ve bu kararı, bu son dakika haberini kamuoyuyla paylaştı. Gelin önce o açıklamayı dinleyelim. Yollar dünden beri ayakta. Van'da, Hakkari'de, Mardin'de, Batman'da, Diyarbakır'da, ülkenin dört bir yanında bu karara itirazlarını dile getirdiler. Bizler de dün Yüksek Seçim Kurulu'na resmi olarak başvurumuzu yaptık. Bu karara itiraz ettik. Yüksek Seçim Kurulu bugün bir toplantı yaptı ve bu itirazımızı görüştü. Yüksek Seçim Kurulu oy çokluğuyla itirazımızı kabul etti ve Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Efendim, karara ilişkin şu anda bundan sonraki süreçte mazbata Abdullah Zeydan'da olacak. Karar kesinleşti diyeyim. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir merciye itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabi değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için Abdullah Zeydan'a Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararından sonra mazbata verilecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ilginiz için, emekleriniz için. İyi akşamlar diliyorum. Bu haber gelmeden önce sevgili izleyiciler, hukuki süreci hatırlatmıştık. İtirazları ve iddiaları gündeme getirmiş ve şu soruyu sormuştuk. Peki şimdi Yüksek Seçim Kurulu ne yapacak? Hukukçular ne dedi? Yüksek Seçim Kurulu yapacağı tek bir şey var. Abdullah Zeydan'a o mazbatayı vermek. Nitekim öyle oldu. Bakın bu açıklamadan hemen sonra önce DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'dan bir mesaj geldi. Olması gereken oldu ve Van halkının iradesi hayat buldu. Hayırlı olsun dedi. Hemen ardından DEM Parti genel merkezinden bir paylaşım yapıldı. Kürt halkının, dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanımız Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir denildi. Şimdi bu alttaki fotoğraflara dikkat. Bakın burada büyük bir kalabalık görüyorsunuz. Bu kalabalığa dikkatli bakmak lazım. Bu kalabalığın verdiği çok çok büyük bir mesaj var. Bu kalabalık önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kalabalık sayesinde bu hukuksuzluktan geri adım atıldı. Hep birlikte ve dayanışmayla. Parti aidiyetleri, siyasi çizgi farklılıkları, tüm farklılıklar bir kenara bırakıldı ve hukuk temelinde adaletin yanında birleşildi. Türkiye'nin dört bir yanından ses yükseltildi ve geri adım atıldı. Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı seçilmiş Van Büyükşehir Belediye eş başkanı Abdullah Zeydan'a verdi. Şimdi sevgili izleyiciler, bu haberden sonra, bu son dakika kararından sonra bir kez daha Van'a dönelim. Van bütün gün çok gergindi. Sokakta protestolar vardı. Binlerce kişi sokaktaydı. Yaşananları da bize gazeteci Metin Yoksu anlattı ama şimdi bir kez daha ona dönme vakti. Bakalım bu karardan sonra hemen dakikalar içinde acaba bir yansıması oldu mu bunun Van'a? Önce onu bir soralım. Nasıl karşılandı? Daha haber çok yeni Metin Yoksu, biliyorum ama neler paylaşabilirsin oradan? İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Van halkına hayırlı olsun demekte bir kez daha fayda var. Çünkü gün içerisinde çok yoğun hak ihlalleri yaşandı. İnanılmaz bir hukuk mücadelesi yapıldığını da iletebilirim. Çünkü gözlerimizle buna şahit olduk. Biz şöyle bir bilgi vereyim. Yarım saat kadar önce biz bilgiyi almıştık ama evrakın bize gelmesini bekliyorduk. Ama o esnada zaten artık ajanslara ve DEM Parti'nin kendisi de açıklamasını yaptı.
Şöyle bir bilgi vereyim. İlk yansıması bizim bulunduğumuz iftar saati şu anda Van'da. İftar nedeniyle bir lokantada biz de otururken bilgiyi teyit etmeye çalışıyorduk. Evrakı beklerken biz orada biraz mekan sahibi insanlar bütün iftarı falan bıraktı, bize döndü ve biz evet Abdullah Zeydan'a mazbata verildi dediğimizde bulunduğumuz alanda ilk coşkuyu biz orada gözlerimizle şahit olduk diyebiliriz. Akşam saat 8.30'da bir basın toplantısı yapılacaktı. Eş başkanların bir güne dair değerlendirmeleri olacaktı. Gazetecilerle toplanacaktı. Biz de şu anda şunu konuşuyoruz. Büyük ihtimal biz bu saatten sonra kentteki kutlamaları çekeriz. Hatta yer yer bulunduğum alanda arkamda bir cadde var. Görüyorum korna çalarak araçlar gelmeye başladı. Kimi insanlar evlerin camlarında bir sevinç çığlıkları attığını söyleyebilirim. Evet, arkamdan geçen bazı araçlardan da korna sesleri bana geliyor. Belki size daha az gelecektir kulaklıktan kaynaklı. Van'daki durum bu şekildedir diyebiliriz. Metin Yoksu, teşekkür ediyoruz. Çok az bir zaman oldu bu son dakika haberi. Van halkını sevindiren bu haber geleli ama gelir gelmez de yankı buldu ve sevinçle, büyük bir mutlulukla karşılandı. Van'da seçmenin iradesine sahip çıkıldı örgütlü bir biçimde, mücadeleyle. Şunu da söylemek lazım sevgili izleyiciler. Daha önce iktidar eşi benzeri görülmemiş hukuksuzluklara olmaz denilen şeyleri imza attı. Ha, bu da olabilirdi. Yüksek Seçim Kurulu eliyle bunlar da yapılabilirdi ama 31 Mart yerel seçiminden çıkan sonuç ve AK Parti'nin uğradığı hezimet belli ki bütün Türkiye'de çeşitli gruplar, sivil toplum kuruluşları, avukatlar, partiler ve farklı parti aidiyetinden gelen seçmenler bir araya gelip de ses yükseltince geri adım atmak zorunda kaldığını aslında pazar günü seçim sonucu da göstermiş olmalı diye düşünüyoruz. Şimdi sevgili izleyiciler, gün boyu neler yaşandığına bakmaya devam edeceğiz. Dedik ki pek çok ilde protestolar vardı ama İstanbul'da da vardı. Çağlayan Adliyesi'nde avukatların buna tepkisi vardı. Polis de müdahale etti. Tüm DEM Partililer Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde protesto yürüyüşü yaptı. Onlara Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri de destek verdi. Bunun dışında Van'da yaşananlara tepki gösteren bazı avukatlar da İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ndeydiler. Orada da gerginlik ve polisin müdahalesi vardı. Burası Van, burası da Çağlayan. Protestolar, müdahaleler, Van'daki mazbata gerilimi İstanbul'a sıçradı. Van'da sandıktan %55,48'le DEM Parti çıktı. Ancak Van İl Seçim Kurulu mazbatayı ikinci sıradaki AKP adayı Abdülhat Arvas'a verme kararı aldı. Ortalık karıştı. DEM Parti Van İl Seçim Kurulu'nun kararının iptal edilmesi talebinde bulundu. İlk kez bir mahkeme temyiz kanun yoluna tabi bir kararını bizzat bir savcılığın başvurusu üzerine kaldırıyor. Temyiz kanun yoluna tabi bir karar Yargıtay dışında asla ve asla bozulamaz. Usul kuralları, usul hükümlerinde böyle bir şey yoktur. YSK'nın kararına Van'da esnaf kepenk kapatarak tepki gösterdi. Gerginlik sokaklara taştı. Polis vatandaşları müdahale etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Van Valiliği de kentte 15 günlük gösteri yasağı ilan etti. Protestolar sürerken DEM Parti MYK toplantısını Van'da gerçekleştirdi. Ardından DEM Partililer Cumhuriyet Caddesi'nde protesto yürüyüşü yaptı. DEM Parti eş başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç partililerle beraber yaşananlara tepki gösterdi. Ne onların siyasi darbeleri, ne yargı darbeleri başarıya ulaşamayacaktır. Sizlere söz veriyoruz. 14'te 14 belediyemizi koruyacağız. Buradan YSK'ya da seslenmek istiyorum. Bu siyasi komplonun aleti olmayın. Sizler Abdullah Zeydan'a kendi elinizle onay verdiniz. Aday olabilirsiniz dediniz. Şimdi kararınızda durun. Allah Zeydan başkanımıza mazbatası verilene tek bu mücadelemiz devam edecek.
tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da oradaydı. TİP ve CHP heyeti de yaşananlar nedeniyle Van'daydı. Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç Halk TV'ye konuştu. İşini getirip bir siyasi partinin adayını, seçilmemiş bir adayını getirip Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak başka şeye benzemez. Ve dolayısıyla tam da korktuğumuz, çekindiğimiz olaylara sebebiyet olur. Sebebiyet verir. Ben AK Parti içerisinde gerçekten aklı seleyim. İnsanlar var, sağduyulu milletvekilleri var. Ya buna itiraz etmeleri lazım. Bu burada seçilmiş arkadaşımızın veya seçildiği partinin sorunu değil, Türkiye'nin temel sorunudur. Ya bu böyle bir hukukluk olamaz, olamaz, yapılamaz yani. Eğer seçimi de ortadan kaldırırsak bu cumhuriyet yok olur. Ya sadece Van halkının hakkı gasp edilmiyor ve sadece bir hukuksuzluk da diyemeyiz buna. Ya aslında bugün 3 gün önce Türkiye'de oy vermiş bütün vatandaşların hakkı gasp ediliyor. İstanbul'da da gerginlik vardı. Van'da yaşananlara karşı basın açıklaması yapmak isteyen avukatlar Çağlayan Adliyesi'nde darp edildi. Bazı avukatlar atılan biber gazı nedeniyle baygınlık geçirdi. İzzet abi, ambulans çağırın. Çağlayan'daki polis müdahalesinde 14 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan hakkındaki kararları imzalayan isim Hakim Erhan Çavuşoğlu. Bekir Kaya'nın yerine atanan Kayyum Erhan Çavuşoğlu adını bir parka vermişti. 26. dönem Şırnak HDP Milletvekili Ferhat Encü de Hakim Erhan Çavuşoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Encü, Hakim Çavuşoğlu'nun ağabeyi Niyazi Çavuşoğlu'nun bir dönem AKP'de Solhan Belediye Başkanlığı yaptığını, 2018'de de Bingöl'de vekil adayı olduğuna dikkat çekti. Evet, şimdi sevgili izleyiciler arkamda bir görüntü var. Bu görüntü ne yazık ki Gayrettepe'de gece kulübü tadilatı sırasında meydana gelen yangının çıkış anına ve sonrasına ait görüntüler. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı. Bakın ilk kez izliyorsunuz bu görüntüleri. O tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Evet, kaçak tadilat sırasında oksijen tüpü patladı. İşte o anlar, yangının ilk çıktığı anlar. Görüyorsunuz içeride çok sayıda kişi çalışıyor. Yalıtım malzemeleri, elyaf parçaları anında tutuşuyor ve o katı tamamen sarıyor yangınlar. Mekan bir anda alevler içinde kalıyor. Hatta mümkünse biraz önceki görüntüyü tekrar izleyelim arkadaşlar. O ilk çıktığı anlar. Bu daha sonrası. Yani belki de saniyeler sonra bakın o hale geldi. Ama ilk çıkış anı işte böyle. Gece kulübünün içinde bir tadilat var. Ramazan ayı dolayısıyla işletme kapalı ve tadilat var. İçeride çok sayıda kişi çalışıyor. Ve oksijen tüpünün patlamasıyla birlikte yalıtım malzemeleri, elyaf parçaları tutuşuyor ve kısa sürede mekan alevler içinde kalıyor. Şimdi göreceksiniz o alevlerin hızla yayıldığını ve o bütün mekanı kapladığını. Ne yazık ki itfaiye olay yerine geldiğinde yapılacak çok da fazla bir şey yoktu. Çok sayıda kişi çalışıyordu dedik. 29 kişi can verdi bu yangında. Tabii bu arada hemen bir soruşturma başlatıldı, onu da söyleyelim. Gözaltına alınanlar var, birazdan özetleyeceğiz. Bu görüntüler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından da paylaşıldı. Ve şimdi biz o facianın yaşandığı anlara tanıklık ediyoruz. İçeride büyük bir tadilat var. Belli ki zaten söyledik, çok sayıda kişi çalışıyor. Hatta sayı tam olarak bilinmiyor ama içeride 80-90 kişinin çalıştığından bahsediliyor. İki kat yani -1, -2 bu işletmeye ait. Bu arada bu işletmeyle ilgili başka bilgiler de ortaya çıktı. Sadece tadilat kaçak değil, işletme ruhsatının da olmadığı mekanın ortaya çıktı. Dün zaten pek çok soru işareti belirmişti kafalarda. Onlara da yenileri eklendi. Tam işte oksijen tüpünün patladığı an sevgili izleyiciler. Bir anda alevler yükseliyor mekanda.
işçiler ne yapacağını bilmez halde. Tabii kendini korumaya çalışıyor, kurtarmaya çalışıyor ama arkada mekanın bir arka çıkışı var. Mal kabul çıkışı pek çok işletmede olur biliyorsunuz. Orasının da kapalı olduğu ve tabii işçilerin kendini dışarı atmak için pek de şansının olmadığını da dün söylemişti arkadaşlarımız. Dilan Alp'e bağlandığımızda bu bilgileri edinmiş ve paylaşmıştı canlı yayında. İşçiler harıl harıl çalışıyor fakat o sırada da yangın tüpü infilak ediyor ve bakın bir işçi telaşla geldi, arkadaşlarına haber veriyor yangın tüpünün patladığını. Bütün işçiler elindeki işi bırakıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor, daha doğrusu müdahale etmeye çalışıyor. Bakın kovayla su atıp yangını söndürmeye çalıştıklarını görüyoruz ki mümkün değil o yangını söndürmek. Burada belki çok çok kısa bir anda itfaiyenin müdahalesi olsaydı mümkün olurdu. Ama dediğimiz gibi itfaiye haber verilmesi, olay yerine gelinmesiyle zaten iş işten geçmişti maalesef. Bunlar elimize yeni ulaşan görüntülerde ekrana getirmek istedik. Bu facia nasıl ortaya çıktı bunu gördük. Şimdi gelin bilgiler soruşturmada hangi aşamaya gelindi? 29 kişinin hayatını kaybettiği bu faciaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 9. Gözaltına alınanlar arasında işin sahibi ve işletme müdürleri de var. Mekanın sahibi Şazi Şekergümüş'ün yangından 12 saat önce tadilatla ilgili bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ama gerek tadilat gerekse işletmeyle ilgili o işletme ortaklarıyla ilgili de çok çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. 16 katlı bir binanın alt katı, 1500 kişilik bir gece kulübü. Kaçak tadilat sırasında oksijen tüpü patladı. Yalıtım malzemeleri, elyaf parçaları tutuştu. Mekan alevler içerisinde kaldı. İtfaiyenin yapabileceği çok şey yoktu. 29 kişi can verdi yangında. Olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. Maalesef bir kişiyi daha çıkarttılar şimdi. Yoğun bir duman altında kalmışlar. Üst pasajın olduğu yer fuaye. İşte şu anda giriş kapısı olan yer çıkış. Bu alttaki yerde tahliye yeri olarak yapılmış bir yer. Apartmanın ortak alanı çünkü şeyinden tutun, kanalizasyonundan tutun. 15 gün önce belediyeye başvurmuştuk karot almayı. Yani karotsuz işte deprem şeyi yapılacaktı. İzin vermediği için mal sahibi onu bile yaptıramadık. Ne anlatayım size ki? Mekan daha önce de yaralama olaylarıyla gündem olmuştu. Gözaltına alınan işletmecilerin adli suç kayıtları oldukça kabarık. Mekanın işletmeciliğini ortaklardan Şazi Şekergümüş üstleniyor. Çeşme'de ortağı olduğu bir başka kulübü, Karaköy'de ortağı olduğu bir kafesi ve kasten yaralamadan suç kaydı var. Şekergümüş'ün yangından 12 saat önce LinkedIn'den mekandaki tadilatla ilgili paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Diğer işletmeci Tarkan Ahmet Atabey'in adı Ortaköy'de yaşanan silahlı çatışmada geçmişti. Sabri Çelebi'nin öldüğü olayda 4 kişi de yaralanmıştı. Atabey bir süre firari olarak arandı. Gözaltına alınan diğer isimlerin kasten adam yaralamadan cinsel tacize kadar birçok suç işlediği öğrenildi. Mekan 1987'de eğlence ruhsatını aldı. İsim değiştirdi. Ruhsat 2016'dan bu yana yenilenmedi. İşletme eski itfaiye raporuyla çalıştırıldı. 2018'de ruhsat yenileme başvurusu yapıldı ancak belgeler yenilenmedi. Tadilat içinde izin alınmadığı ortaya çıktı. Beşiktaş Belediyesi tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir dedi. Okuldaydı. Daha önce şikayette bulunmuş muydunuz? Çok bulunduk. Biz yapıldığı günden beri istemiyoruz yani. Kim ister apartman? Eskiden ilk açılışı ATV'nin stüdyosu olaraktı. Programları vardı. O zaman bir sıkıntı yok. Ama binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Adli tıpa götürülen cenazelerden 5'inin kimliği hala tespit edilemedi. Yangında hayatını kaybedenlerden biri de DJ Gökhan Tevlek'ti. Oğlunun cenazesini alan baba konuştu. Burada çenede yara var. Halbuki zehirlenme falan değil yani. Hani ne olduğunu bilmiyorum ki ben de siz gibi. Bu kadar eksik, bu kadar ihmal vardı da
Niye kimse dur demedi? Niye kimse bir şey yapmadı? Niye denetlenmedi? Bunu da sormak lazım. Orada eğer bir başka çıkış noktası olsaydı, acil çıkış kaçış imkanı olsaydı, saniyeler içinde alevler her yeri sardı ama belki birçok kişi canını kurtarabilecekti. Böyle bir facia yaşanmayacaktı. Yazık giden onca cana. Şimdi yeniden 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla devam ediyoruz. Mazbatalar alınıyor. Birçok yerde sorunsuz alınıyor. Bazı yerlerde aksaklıklar var, gecikmeler var ve yapılan hukuksuzluklar dönüş var. Van'da olduğu gibi. Biz şimdi İstanbul'a bakalım. İstanbul'da 2. Ekrem İmamoğlu dönemi başladı. O da bugün mazbatasını aldı. Saat 16'da Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Öncesinde de çok sağduyulu bir çağrısı oldu İstanbullulara. Onu da görürüz. Peki mazbatasını aldıktan sonra ilk mesajı ne oldu? Bakalım birlikte. 16 milyon insanımızın mazbatası, aslında bana verilen mazbata ve bunun değeri çok büyük, sorumluluğu çok büyük. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Belediye Başkanı adayı ve 5 yıldır İstanbul'u yöneten Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Çok mutluyum, çok onurluyum, gururluyum. Elbette sorumluluğumuzun farkındayız. Ülkemizin o güzel bayrağının kırmızısıyla boyandığı zaman ne kadar güzel bir görüntü. 2019'daki seçimde AKP adayına karşı 800 bin farklı belediye başkanı olan İmamoğlu, bu seçimde ise AKP adayına karşı oy farkını 1 milyona çıkardı. İstanbul şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadim bir kentin seçim sonrası dünyasına değer katan böylesi bir ortamın hazırlanmasından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir an olmuştur. İstanbul halkına yakışan bir ortam sağlanmıştır. İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra eşi Dilek İmamoğlu'yla poz verdi. İmamoğlu otobüs üzerinden halka seslendi. Türkiye'nin dört bir yanında seçim sonuçlarına itirazları, mazbataların verilmemesini eleştirdi. Tabii şu anda arzu etmediğimiz ve kaygılandığımız bir takım hususlar, bir takım çifte standart kararlar alınıyor. Bunları ilgiyle ve titizlikle takip ediyorum. Van'da yaşanan tam bir garabet. Bütün bu hususları hassas ve titiz bir şekilde takip ediyorum. Ve bu konuda demokrasiden, haktan, hukuktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek, onu söyleyeyim. Asla vazgeçmeyecek. İmamoğlu Tuzla mazbatasının acilen verilmesini istedi. Tüm seçim sonuçlarını yakından takip ettiğini söyledi. Tuzla'da, Beykoz'da süreç uzatıyorlar. Ya bir dünya fark var Tuzla'da. Bir sürü ihbarlar alıyoruz. Tuzla'ya buradan mesaj veriyorum. Derhal arkadaşımın mazbatasını verin. Derhal. Van'dan Hatay'a, Sinop'tan İstanbul'un herhangi bir ilçesine takip edeceğiz. Milletimiz adına adaletin savunucuları olmaya devam edeceğiz kardeşim. İtirazlarla devam ediyoruz. Şimdi Tuzla'da, bazı ilçelerde itirazlar var. Gazi Osman Paşa'da yeniden sayım var. Verilmeyen mazbatalar var hala. Yurt genelinde de farklı farklı yerlerden itirazlar geliyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, Ordu, Kars, Kahramanmaraş, il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz sesleri yükseldi. İyi Parti Ordu'da, DEM Parti Kars'ta seçim sonucuna itiraz etti. İşte Türkiye genelinde yapılan itirazlar ve o itirazlara yönelik verilen kararlar. Bir hak gaspı var, bir usulsüzlük var, bir adaletsizlik var. Bir oyunla, bir komployla karşı karşıyayız. Kars'ta çok büyük bir usulsüzlük yaşandı. Ordu, Kars, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş, Türkiye'nin dört bir yanından yerel seçimlere yönelik usulsüzlük iddiaları birbirinin peşi sıra geliyor. 500-550 bin geçerli oyun olduğu bir ilde, bir seçim bölgesi bu. 93 bin geçersiz oy olmaz arkadaşlar. Kolektif bir kötülük var. Türkiye genelinde %2 geçersiz oy var. Ordu il genelinde şu an itibariyle %6. Kesin olmayan sonuçlara göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 177.441 oyla AKP adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı. Sandıklara Enver Yılmaz olarak giren oy Enver Yılmaz olarak çıkmadı. İyi Parti ve Enver Yılmaz yazan bütün oy pusulalarına çift dikiş
mühür vurmak suretiyle oylar iptal ettiler. Çünkü 25 bine yakın bu gerekçeyle iddia edildiğini tahmin ettiğimiz oy var. İptal edildiğini tahmin ettiğimiz oy var. Aradaki fark 16 bin, 15 bin küsür. 160.479 oy alan İyi Parti adayı Enver Yılmaz, pusulalara ikinci bir mühür basılarak İyi Parti'ye verilen oyların geçersiz sayıldığını öne sürdü. Ordu da oyların yeniden sayılmasını talep etti. Şu anki mevcut belediye yönetimi meşru bir belediye yönetimi değil. Seçim sonuçlarına bir itiraz da Kars'tan geldi. DEM Partisi Kars dışından getirilen güvenlik güçlerine oy kullandırıldığını iddia etti, seçimlerin iptalini istedi. Şu anda asla ve asla seçilmiş kişiyi Kars Belediye Başkanı olarak kabul etmiyoruz. Dışarıdan 4180 güvenlik güçlerinin getirilip burada oy kullanmaları sağlandı. Konya'nın Karapınar ilçesinde AKP ile CHP arasında adeta kıran kırana yarış vardı. CHP adayı Gönül Karabacak oyların çalındığını söyledi. Seçimlerde şahit olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde AKP %40.86, Yeniden Refah ise %37.25 oy aldı. 4956 seçmen farkıyla AKP'nin adayı seçimi kazandı. Nasıl konuşuyorsun? Terbiyesiz. YSK verilerine göre geçersiz oy sayısı 12.000, yani geçersiz sayılan oy aradaki farkın neredeyse 3 katı. YRP adayı Fatih Mehmet Ceylan sandık sonuçlarının gece yarısı getirildiğine dikkat çekerek itiraz etti. DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak Küçük'le 13 ilçe eş belediye başkanı AKP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz nedeniyle mazbatalarını alamadı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise DEM Partili adayın kazandığı seçimleri yenileme kararı çıktı. Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş %33.20, AKP adayı Ali Bayık ise %30.72 oy almıştı. Hilvan Seçim Kurulu AKP'nin 15 sandığa itiraz etmesi üzerine seçimi yenileme kararı aldı. Seçim 2 Haziran'da yapılacak. Seçimin yenilenmesi kararının ardından Hilvan'da DEM Parti üyeleriyle polis arasında gerginlik yaşandı. Slogan atan ve pankart açmak isteyen grupla polisler arasında çıkan arbede parti yöneticilerinin araya girmesiyle sona erdi. İtiraz edilen diğer yerlerde oylar yeniden sayılacak mı? Ya da seçim iptal edilerek yeniden yapılacak mı? Gözler önce il seçim kurullarında, sonra da YSK'da olacak. Seçim sonuçlarına bazı itirazların olması elbette çok doğal. Bu dünyanın her yerinde olabilir. Burada önemli olan hakkaniyetle yaklaşılması, çifte standart uygulanmaması, adil davranılması, çıkan sonuca, nihai karara saygı duyulması ve tabii seçmenin de tüm partilerinde bütün bunlar olup biterken sakin, sağduyulu ve sabırlı bir şekilde beklemesi, öyle değil mi? Şiddetten, kavga gürültüden uzak kalması, ama ne yazık ki bunlar olmuyor işte. Şimdi bir başka önemli konuyla ve soruyla devam edelim. Acaba yerel seçim sonuçlarından sonra pek çok belediyenin el değiştirmesiyle birlikte, AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesiyle birlikte belediyelerde bir şeyler mi gizleniyor? Belediyelerden belge mi kaçırılıyor? İçi mi boşaltılıyor? Niye bu soruları soruyoruz? Bakalım. Daha devir teslim töreni bile yapılmadan AK Parti'ye ait belediyelerde belediye malzemesi toplanmaya başlandı. O belediyelerden biri de İstanbul Beyoğlu Belediyesi'ydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen İnan Güney belediyeden bilgisayarların çıkartıldığını söyledi. Hem mal kaçırma hem de tabii bilgi belge kaçırma. Görüntüleri paylaştı. Sadece Beyoğlu değil, İstanbul, Eyüp, Üsküdar ve Bursa'da da benzer durumların yaşandığı görüldü. 31 Mart yerel seçimleri elindeki büyükşehir ve il belediye başkanlıklarını kaybeden AKP açısından yenilgiyle sonuçlandı. CHP ise Türkiye genelinde il belediye sayısını 36'ya yükseltti. Ancak belediyelerde devir teslim töreni bile yapılmadan depolar boşaltılmaya başlandı. 30 yıl sonra İstanbul Beyoğlu'nu AKP'den alarak belediye başkanı olan İnan Güney çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Halk TV'de Kayda Geçsin programına konuk olan Güney, belediyedeki bilgisayarların tek tek çıkarıldığını söyledi. Belediyede bir hareketlenme var. Bilgisayarların çıkarılıp hemen belediyenin yanındaki bilgisayarcıya götürüldüğünü görüyoruz, tespit ediyoruz. Şu an sanayi tipi fırınların araçlara yüklendiğini görüyoruz. Şu an görüntüler bizde var. Yine mesela onlarca bilgisayar belediyeden bir araca yüklendi. Fatih'te bir bilgisayarcıya götürüldü. Format mı atmaya çabalıyor? Şu an bir temizlik görüntüleri var. Bizde tek tek tespitleri var. Fotoğrafları
fotoğrafları da var. Sadece Beyoğlu'nda değil, CHP'nin kazandığı İstanbul'un Eyüp ilçesinde de benzer bir durum vardı. Belediye binasının önüne getirilen bir kamyona apar topar yüklenen malzemeler cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. Ben şuradaki şu eşyaları çekmek istiyorum. Şunları görüntülemek istiyorum. Neden bugüne denk geldi? Bunu öğrenmek istiyorum. Üsküdar'daysa seçim sonrası belediyede çalışan personel kalmadı. Kimse belediyeye gitmedi. Bir tane adam yok. Ve Bursa, CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, seçimi kaybeden AKP'li belediye yöneticilerinin bazı çalışanların sözleşmelerini feshederek tazminatlarının ödendiği bilgisine ulaştığını söyledi. Büyük ihtimalle de bankamatik olduğunu düşündüğümüz bazı kişilerin hakları feshederek hemen tazminatları ödenme yoluna gidiyor ve onlar çağrılarak yarın sizi buradan ilişkinizi kesecekler, buradan atacaklar, gelin şimdiden daha imzalayın, tazminatlarınızı alın ve gidin gibi bazı işlemlerin yapılması bizleri üzüyor. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya çıktı bir kez daha. Aslında tabii partisinin MYK'sını topladı, ona sonra geçeceğiz ama seçimden istediği sonucu alamayan, bırakın istediği sonucu, ağır bir hezimete uğrayan, 22 yıl sonra ikinciliğe gerileyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan akşam Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un milletvekillerine verdiği iftara katıldı. MYK toplantısında vatandaşla aramıza duvar örmeyeceğiz diyen Erdoğan bu mesajın ilk görüntüsü üstünde verdi. İftar sonrası da gençlerle kafede buluştu. Cumhurbaşkanı! Efendim? Adamsın, adam! Afiyet olsun, afiyet olsun. Büyükşehir belediyeleri ve il belediye başkanlıklarının önemli bir bölümünü CHP'ye kaptıran, belediye meclislerinde çoğunluğu kaybeden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Doğum günü kutlayacağız arkadaşımızı. Önce genel merkezde AKP MYK toplantısına başkanlık etti. Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un iftar davetine katıldı. İftar sonrasında kahvesinde mecliste içti. Bu sırada telefonla görüştüğü kişi ise Düzce Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Faruk Özlü'ydü. Takma kafana, takma kafana. Zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir. İki isim arasındaki diyalog dikkat çekti. Bazı seyahatlerim var. Amerika, Suudi Arabistan. Oralardan döndükten sonra inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim. Erdoğan'la Faruk Özlü arasında geçen telefon görüşmesi cep telefonuyla kaydedildi. O görüşmeyi AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sosyal medya hesabından paylaşırken bu paylaşıma yine aynı adresten tepki geldi. Ne gerek vardı buna dedi. Takma kafanın sözünü nasıl bir duygu oluşturacağını düşündünüz mü diye de ekledi. Zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zafer. MYK toplantısında bir partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvar örmüştür diyen Erdoğan bu mesajın ilk görüntüsünü de gittiği bir kafeden verdi. Yok sen merak etme. Allah ömür verdikçe buradayız. Seçim yorgunluğunu ve 22 yıl aradan sonra partisinin ikinci sıraya düşmesinin yol açtığı moral bozukluğunu üzerinden ne kadar attı bilinmez ama Erdoğan gençlerle buluşmasında gelen fotoğraf çektirelim isteklerini geri çevirmedi. Bunun için geldik. Bu da bir imaj, bu da bir PR çalışması. Aslında aldığı sonucun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutsuz ettiği kesin. Buna emin olabiliriz ama sokakta vatandaşın arasında görünüyor. Yine kendine güvenli görünüyor, gülümsüyor, espri yapıyor. Böyle bir imaj çizmesinin daha doğru olduğu düşünülmüş belli ki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında vatandaşla AK Parti'nin arasına duvar öremeyeceğini, bunun en büyük düşman olduğunu, hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumlarda bulunanların hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını söylemiş. Gelen bilgiler bu yönde ama bir bakıyorsunuz bazı AK Partili belediye başkanları suçu kendilerinde ya da partilerinde değil seçmende buluyor. Mesela biri oy vermeyen Alevileri, diğeri de içimizdeki hain diye suçlayarak AK Partilileri hedef alıyor. Samandağ'ın Alevisi, affedersin, blok gidiyor. Neredeyse %100. Bazı işte küçük hesap peşlerinde koşanlar, onlarla da tabii yarın bir gün inşallah hesaplaşacağız. Teşkilatlarımız içerisinde olan, Cumhur İttifakımızın içerisinde olan ama bu seçimde
bu Kutlu Dava'ya destek vermeyen, o hainlere destek olan, PKK'yla işbirliği yapan o hainleri de kınıyorum. AKP'den belediye başkanı seçildiler ama yine de seçim sonuçlarına kızgınlar. AKP'nin adayı Selahattin Çolak, Hatay'ın Hassa ilçesinde kazanandı. Sonuçlardan sonra konuştu. Çolak'ın hedefinde Aleviler ve Samandağ, Arsuz, Defne halkı vardı. Samandağ, Arsuz, Defne, onlar blok gidiyor, blok. Bizim içimizde de var Samandağlılar, onlara da yazıklar olsun. Samandağ'ın Alevisi, affedersin, blok gidiyor. Neredeyse %100. Bazı işte küçük hesap peşlerinde koşanlar, onlarla da tabii yarın bir gün inşallah hesaplaşacağız. Söyledikleri çok tepki çekti. Resmi olmayan sonuçlara göre AKP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, ötekileştiren her türlü sözün, davranışın kabul edilemez olduğunu belirtirken, AKP Hatay İl Başkanlığı, Çolak'ın sarf ettiği ifadeler nedeniyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Çolak'tan disipline verildikten sonra özür açıklaması geldi. Kastı aşan, talihsiz beyanları sebebiyle üzgünmüş. Samandağlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm Alevi kardeşlerimizden çok özür dilerim dedi. İçerisinde olan ama bu seçimde... 2019 seçimlerinde AKP Muğla Kavaklıdere'de %68 ile birinci parti olmuştu. 31 Mart'ta da aynı ismi aday gösterdi. Mehmet Demir'i. Demir yeniden belediye başkanı seçildiyse de aldığı %57'lik oydan memnun olmadı. CHP'nin %38'e yükselen oyundan üzüntü duyduğunu söyledi. Demir kendisine destek vermeyen AKP'lileri hain ve satılmış olmakla suçladı. Teşkilatlarımız içerisinde olan, Cumhur İttifakımızın içerisinde olan ama bu seçimde bu Kutlu Dava'ya destek vermeyen, o hainlere destek olan, PKK'yla işbirliği yapan o hainleri de kınıyorum. O satılmışları da kınıyorum, özellikle belirtiyorum. Şimdi bu ötekileştirme, bu ayrımcılık bakın kazansa da yine bunları söylüyor. Çünkü gizleyemiyor o nefretini ve öfkesini. Bazı kafalar ne yazık ki iflah olmuyor. Onlara yapacak bir şey yok. Enflasyon verilerine bakalım mı? Bugün TÜİK açıkladı Mart ayı enflasyon verilerini. TÜİK'e göre enflasyon Mart'ta aylık bazda %3,16, yıllık bazda da %68,5 oldu. Her zaman olduğu gibi ENAG da aynı gün kendi verilerini paylaştı. ENAG'a bakarsanız yıllık enflasyon %124,63. Enflasyon tırmanışını Mart ayında da sürdürdü. TÜİK verileri ENAG ve İTO verileriyle yine uyuşmadı. TÜİK'e göre enflasyon aylık bazda %3,16 arttı. Yıllık bazda ise %68,5'e yükseldi. ENAG ise yıllık enflasyonu %124,63 olarak hesapladı. ENAG'a göre Mart ayı enflasyonu ise %5,68 olarak kayıtlara geçti. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre ise İstanbul'da Mart ayı enflasyonu %3,93, yıllık %78,25 oldu. TÜİK verilerine göre en az artış gösteren ana grup %50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Artışın en yüksek olduğu ana grupsa eğitim olarak öne çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamları için gerileme var dedi. Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda Mart ayında geriledi. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin zam oranını etkileyen 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Mart ayı itibariyle alınacak zam şimdiden %15,05 olarak belirlendi. Öte yandan DİSK yaklaşık 2 senedir madde fiyat listesini açıklamayan TÜİK'e karşı dava açmıştı. DİSK davayı kazanırken TÜİK dosyayı götürdüğü tüm temyiz mahkemelerinden ret yedi. Son olarak Danıştay'ın DİSK lehine karar vermesiyle TÜİK artık madde fiyat listesini açıklamak zorunda. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da yaptığı paylaşımda enflasyon verilerine dikkat çekti. Ve TÜİK açtığımız davada kesinleşen mahkeme kararının gereğini yerine getirmeli dedi.
Peki Mart ayının zam şampiyonları neler? Eğitim masrafları birinci sırada. Sonra kırmızı et. Fiyatı en çok düşense yumurta oldu. Ama kısa bir süre önce de yumurta fiyatın pahalılığını ekrana getirmiştik. Bunu haber yapıyorduk. Hayat pahalılığında vatandaş alışverişi artık kilo ile değil gramla yapıyor. Tek tek yapar hale geldi. İşte sokağın nabzı. Diyor ki zaten iş yerinde durduğunu görmedik ki. Hayat gerçekten çok pahalı. İnsanlar çok zor durumda. Bugün aldığımı yarın da alamazsın. Ne yapalım? Alışacağız bu şeye. Hayata. Nasıl buluyorsunuz fiyatı? Parası olana normal, parası olmayana pahalı. Ne alacaksınız? Vatandaş çarşı pazarda alışveriş yapmakta zorlanıyor. Etiketlere baka kalıyor bu hayat pahalılığında. Artık alışverişler kiloyla değil gram veya taneyle yapılıyor. 200 liralık, 300 liralık et alıyoruz. 1 kilo. Nereden alacaksın? Ortalığın durumunu görmüyor musun? Uskumru 50 lira, istavrit 50 lira, somon 100 lira ama alan yok. Neyle alacak? Alım gücü yok. Satışlar ne? Satışlar şu anda eski bayramlar. Nereden vatandaş üst üste geliyor? Şimdi adam 1 kilo alacağına yarım kilo alıyor. Hayat pahalılığı sadece gıdaya değil eğitime de yansıdı. Enflasyon en çok eğitimi vurdu. Aylık bazda eğitimdeki artış %13,8 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise bu artış %104,7'ye çıktı. Kızım gitti, öğretmen de iş bulamadı. Gittiler Almanya'ya yerleşti. 3 tane de torunum var. Torunum orada şimdi bedava okuyor. Çocuk parası da alıyorlar, ne mutlu. Burada okutsa? Burada okutsa aylık 150 bin lira sırf 3 tane torunumun gideri var. Hadi biz nasıl kazanalım, nasıl verelim? Eğitimdeki artış Mart ayında zirveye oturdu. Mart ayının zam şampiyonu %21,30 ile orta öğretim oldu. Rakamları açıklandı, en çok eğitimde artmış. Valla bizim torun daha anaokuluna gidiyor ama eve çok masraflı. İkisini ben büyütüyorum. Felaket. Kreşe yazdıracağım. Kreş fiyatlarının 20-25 bin civarı olduğunu biliyorum. Kara kara düşünüyoruz, bilmiyorum. Eğitimdeki masrafların artması nedeniyle kırtasiyeciler de zor durumda. Daha çok küçük şeylerde satışlarımız devam ediyor. Okuldur, kırtasiye malzemesidir, iyice durdu. Aylık bazda geçen aya göre var mı bir artış? Aylık bazda bazı ürünlerde var. Yani %20, %30 artışlar oldu bazı ürünlerimizde. Özellikle kağıt ürünlerinde artış oldu. Satışlara yansıyor mu? Tabii ki satışlara da yansıyor. Tepkisini biz karşılıyoruz zaten. Mart ayında orta öğretimdeki fiyat artışını %18,58 ile kuzu eti, %14,65 ile dana eti izledi. 6 günlük mevzu. Tavuğa 10 lira. Ete 30 lira zam geldi. Yani et 1000 liraya koşuyor fiyat. Ben utanıyorum burada fiyat söylemeye. Bu ülkeyi, bu hayvancılığı bu hale getirenler utansın. Mesela dana kıymanın kilosu geçen hafta ne kadardı, bugün ne kadar? Geçen hafta bizde 450 idi, şimdi 500 lira. Nasıl yani yavrum, ondan sonra yani pahalı, ne yapalım? Pahalı işte, ne yapalım? Mart ayında en çok düşüş yaşanan ürün yumurta oldu. Geçen ay 80 liradan satılan yumurtanın kolisi bu ay 63 liradan satılıyor. Hayat pahalılığı vatandaşın belini bükse de umudunu yitirmeyenler de var. Maalesef öyle bir durum var ama inşallah düzelecek diye ümidimiz de var. Yok değil. Biz babadan böyle gördük, böyle gördük, böyle gördük. Her şey güzel olacak. Peki Müslüm Baba bu fiyatlar için ne diyor enflasyon? Vallahi şu anda sana bir şey diyeyim. Enflasyon bayağı yüksek ama balıklar ucuzdur. Hepimiz yine gerilmiştik bugün ama az önce izlediğimiz o esnaf, o balıkçımız biraz yüzümüzü güldürdü, en azından bizlerin öyle. Peki Ramazan bayramına sayılı gün kaldı. Bayram öncesi memurlar maaşlarını alabilecekler mi? Daha önce öyle oluyordu. Ancak memur ve emekliye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kötü haber geldi. Önceki yıllarda bayram tatilinden önce maaşı yatan memur ve emekliler ne yazık ki bu bayram öncesinde maaşlarını alamayacaklar. Maaş bayramdan sonra ellerine geçecek. Tabii ki ihtiyacı olanlar bayram alışverişi yaparlardı tabii ki. Tabii ki iyi olurdu.
Maaşlarını bayramdan önce almayı hayal eden milyonlarca emekli ve memura kötü haber. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ayı maaşları bayramdan önce değil, her zamanki gibi ayın 15'inde hesaplara geçecek. Günde yatsa neye yarayacak ki? Adam alışveriş yapamayacak ki. Ramazan bayramı tatili 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13 itibariyle başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edecek. Kamu personeli bu süre zarfında izinli sayılacak. Millet değişecek, değişecek. Geçtiğimiz yıllarda emekli ve memur maaşları Ramazan ve Kurban bayramlarından önce hesaplara yatırılıyordu. Maaşlarını bayramdan önce alamayacak emekli ve memurlarsa bu yıl bayram hazırlıklarını nasıl yapacağını düşünüyor. Kendilerine öyle bir sorun olmadığı için diğerlerine düşünme ihtiyacı duymuyorlar. Bunun bir çözümü olması lazım. Ramazan bayramı geçen yıl 21-23 Nisan tarihlerindeydi. SSK emeklileri 14-16 Nisan tarihlerinde, Bağkur emeklileri ise 17-18 Nisan tarihlerinde maaşlarını almıştı. Geçen yıl Kurban bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasındaydı. O dönemde emekli aylıkları ve ikramiyeler 17-23 Haziran tarihleri arasında yatırılmış, memurlar da bayramdan önce maaşlarını almıştı. Alışveriş yapacak. Şimdi yapamazlar. Şimdi vermezler. Çünkü seçimleri de kaybettiler. Bundan sonra vermezlerdi. Çoluk çocuğumuza bir şey alardık. Şuna bayramda torunlarımıza bir şey verirdik. Bir harcılık verirdik. Şimdi yok. Onlar lazım yatırmıyorlar. Ne yapalım? O zaman bekleyeceğiz. Hayatın mücadelesini bekliyoruz. Asıl zamlar seçim sonrası gelecek dendi ve geldi ilk zam haberleri. Evet, 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren yeni mobil haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi yıllık %65 zamlandı. Bir önceki tarifeye göre artış %28'e yaklaştı. Peki hangi hizmet ücreti 6 ay önce ne kadardı, ne değişti? İşte detaylar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu mobil haberleşme hizmetleri azami ücret tarife cetvelini yineledi. Yenilenen fiyatlara göre 6 ay önce hizmete giren tarife fiyatlarında %28'e varan artışa gidildi. Yıllık artış oranı ise %65'e ulaştı. Yeni ücret tarifelerine göre yurt içi aramanın dakikası 2 lira 45 kuruştan 3 lira 12 kuruşa, yurt dışı aramaların dakikası 24 lira 57 kuruştan 31 lira 35 kuruşa, isim ünvan değişikliği ücreti 32 lira 2 kuruştan 40 lira 86 kuruşa yükseldi. En yüksek fiyatlı hizmet ise numara değişikliği oldu. Buna göre 2023 Ekim'de 106 lira 98 kuruş olan ücret 136 lira 52 kuruşa yükseldi. Zamdan önce yurt içindeki kısa mesaj 1 lira 75 kuruşken Nisan 2024'te 2 lira 33 kuruş oldu. Yurt içi kısa mesaj ise 4 lira 32 kuruştan 5 lira 51 kuruşa yükseldi. Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresinde de değişikliğe gidildi. Buna göre 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım süreleri 30'ar günlük sürelerle iki defaya mahsus 180 güne kadar e-devlet kapısı üzerinden uzatılabilecek. Aman varsa yoksa yoksulluk diyorsanız gelin biraz da zenginlikten, zenginlerden bahsedelim o zaman. Amerika Merkezi Ekonomi Dergisi Forbes geleneksel hale gelen en zenginleri açıkladı. Dolar milyarderler listesi tam olarak öyle. Listede Türkiye'den 27 isim var ama onların arasında da dikkat çeken biri var. Damat Selçuk Bayraktar, Baykar'ın patronu, o ve kardeşi Haluk Bayraktar da milyarderler listesine girdi. Dikkatlerden kaçmadı. Buyurun zenginler listesi. Forbes dergisi 2024 yılının dolar milyarderleri listesini açıkladı. Listede Türkiye'den de 27 isim yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli derginin 38. kez yayınladığı milyarderler listesine giren isimlerin sayısı da milyarderlerin toplam servetleri de artış gösterdi. Listede 23 erkek, 4'ü kadın olmak üzere 27 Türk iş insanı da bulunuyor. Türk iş insanları arasında zirvede Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker var. Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle dünya sıralamasında 615. sırada. Türk milyarderler sıralamasında Murat Ülker'i 3,7 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç, 3,6 milyar dolarlık servetiyle Semahat Sevim Arsel takip etti.
Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ilk 5'te yer alan diğer isimler oldu. Milletimizin en fazla ihtiyaç duyduğu o dönemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Baykar Teknoloji'nin patronu Selçuk Bayraktar'la kardeşi Haluk Bayraktar, birer milyar doları aşan servetleriyle ilk kez Forbes listesine girmeyi başardı. Dünya sıralamasının tepesinde ise ikinci kez lüks eşya devi Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault bulunuyor. Arnault'un serveti tam 233 milyar dolar. İlk üçteki diğer isimler 195 milyar dolarla Amerikalı girişimci Elon Musk ve 194 milyar dolarla Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu. Dünyanın en zengin kadını ise listeye 15. sıradan giren kozmetik devi L'Oréal'in sahibi Françoise Bettencourt Meyer. Şimdi Türkiye'de bir kendi girdikleri listeler var. Bir de bizi soktukları liste diyor Hakan Demir, bir gazeteci. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Forbes milyarderler listesinde bir haberi alıntılamış. Kendileri bu listeye girerken bizi soktukları listeye bakın. Bir haberde şu: dünyada gıda fiyatları son bir yılda %10,5 düşerken Türkiye'de %71 arttı. Birileri Türkiye'den en zenginler listesine giriyor. Türkiye milyonlar, hepimizse fakirlikle sınanıyoruz. Her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz. Avrupa'da, Amerika'da pek çok ülkenin yıllık enflasyon oranı, bizim sadece aylık enflasyonumuz %70-80'ler. Tabii TÜİK verilerine göre, ama aslında %100'ün üstünde bir enflasyon artışında yaşıyoruz. Ne yazık ki buna mahkum edildik. Peki, bu haberle o zaman nokta koyalım efendim. Halkana Haber burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın saat 18'de yine buluşmayı diliyoruz. Kısa bir aramız var. Ardından Akif Bekir, Yavuz Oğan, Sen Ne Dersin'de karşınızda olacak. Hoşçakalın.